Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün 2011 model Accent R aracımızın petek temizliğini yapacağız. Biz peteğimizi daha önce değiştirmiştik. Hatta petek değişim videosu hazırlamıştım ben yine. O videoya da hemen sağ taraf üstte koyacağım linkten gidebilirsiniz. Evet. Peteğimiz neden bu kadar kısa sürede kirlendi ya da neden bu kadar kısa sürede performans kaybı oldu, onu bilmiyorum arkadaşlar neden olduğunu. Yakın zamanda tigger ve yağ bakımı yapmıştım. O esnada devir daim söküldü. Yani devir daim sökülünce içindeki antifriz de boşaldı, belki o yüzden böyle bir performans kaybı olmuş olabilir. Şimdi peteğimizi nasıl sökeceğiz, ona geçelim. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar, bu kapağımızın içinde peteğimiz. Biz daha önce değişiminden dolayı tutmuyordu kapak. Buraya bir vida atmıştık. Ben bu vidayı sökerek bu kapağı alacağım ve peteğe ulaşacağım arkadaşlar. Evet, şimdi petek sökümüne geçebiliriz. Daha sonra peteğimizi söktükten sonra arkadaşlar nasıl bir temizlik yapacağımızı da çekeceğiz sırasıyla. Muhtemelen uzun bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, peteğimizi sökme işlemine geçiyoruz. Bizim peteğimiz daha önce değiştiği için gördüğünüz gibi araya ek atılarak takıldı. Daha sonraki petek. Bunun için bu taraftaki iki vidayı, kelepçeyi gevşeterek peteği kurtarıp alacağız. Bu hortumları söktükten sonra az bir miktar şey yapacak, antifriz akacak, bir yarım litre civarı. Onun için altına böyle bir bez ve daha sonra akanı alabilmek için de şu şekilde bir küçük leğene ihtiyacımız var. Şimdi sökme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Önce üstten başlayarak gevşetmeye başlayacağım kelepçeyi. Arkadaki kelepçeleri de biraz gevşetmemiz gerekiyor hortumların geriye gidebilmesi için. Thank you.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dediğim gibi bir miktar antifriz boşalacak demiştim. Hala gelmeye devam ediyor alttaki borudan. Bu şekilde peteğimizi aldık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi temiz bir işçilikle peteğimizi yerinden almayı başardık. Kelepçelerimizi hepsini de gevşettik. Yani arka tarafı doğru gidebilmesi için kelepçenin boranın kelepçeleri gevşetmemiz gerekiyordu. Şu şekilde gördüğünüz gibi sonradan taktığımız peteğimiz arkadaşlar. Şöyle içinde bir miktar antifriz var. Evet arkadaşlar, şimdi bu peteği nasıl temizleyeceğiz? Ona geçelim. Biz peteği temizlemeye gidiyoruz. Burası bu şekilde kalsın çünkü antifriz hala akmaya devam ediyor. Peteği temizlemeye geçelim. Daha sonra da en son tekrar peteğin takım işlemini göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda peteğimizi temizlemeye geldik. Binanın önünde bir hortum var. Şu şekilde önce bir taraftan, sonra diğer taraftan biraz sonra uygulamasını da göstereceğim. Hortumumuzu takarak, içine tazyikli su vererek içindeki pislikleri dışarı çıkarmaya çalışacağız. Evet, şimdi temizleme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Açış komple aç. Tekrar aç. Aç aç aç. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir miktar içindeki pisliği aldık. Şimdi temizlik işlemine evde devam edeceğiz. Oraya geçebiliriz şimdi. Evet arkadaşlar, biraz önce dışarıda hortumla temizlemiştik. Şimdi bir miktar daha içeride, evin içinde tazyikli suyla, çeşmeden akan tazyikli suyla temizliği biraz daha devam ettireceğiz. Şu şekilde çeşmeye takıp çeşmemizi olabildiğince tazyikli şekilde açıp
vura vura içindeki pislikleri. Suyu açtıktan sonra peteğimize vura vura içindeki pislikleri daha iyi çıkmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten içinden de hala pislik dökülüyor. Buradaki temizliği bitirdikten sonra içine bir miktar porçöz koyacağız. Porçöz peteği deliyor diye bir söylenti var aslında ama. Yani yaparken biraz korkmuyor değilim. Çok fazla değil ama bir miktar da olsa içine porçöz koyup içindeki kiri pası iyice almasını sağlayacağız. Porçözü koyduktan sonra yaklaşık bir yarım saat 45 dakika aşağı yukarı beklememiz gerekecek arkadaşlar. İyice etkisini göstermesi için. Ondan sonra da zaten tekrar peteğin montaj kısmına geçeceğiz. Şimdi ben tekrar biraz daha temizleyeceğim. Ondan sonra porçözü koyacağız içine. Arkadaşlar yeter kadar içindeki pisliği aldık sanırım. Şimdi içine bir miktar kir ve pas çözücü olan porçözü döküp beklemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an peteğimizi yaptı. Vim'den almış olduğumuz porçözümüzden, pas ve kireç çözücümüzden bir miktar içine dökeceğiz. Evet, diğer taraftan da akmaya başladı. Çok fazla bekletmeyeceğim ben. Çünkü nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden size de tavsiyem çok fazla bekletmeden işleminizi hemen tamamlayın. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki taraftan da çıktı. Evet arkadaşlar, bir bekledik. Biz bir 15-20 dakika kadar aşağı yukarı şu şekilde içinde de gezdiriyorum bütün her yerine ulaşsın diye. Şimdi içinden boşaltıp daha sonra aracımıza doğru geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkli bir su. Zaten kendisi de renkliydi biraz ama bulanık bir şekilde çıktı. İçindeki en son kalıntıları da almak için tekrar suyun altında içini yıkayacağız arkadaşlar. Her iki ağızdan da su vermeye dikkat edin. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza geçebiliriz. Temizleme işlemimiz bu kadar. Zaten peteğimiz çok fazla kirli değildi. Yani yakın zamanda değişim yapmıştım ama yani peteği değişmiş olan arkadaşlar da bu şekilde bir temizlik yaparak kötü olan ısıtmayı daha fazla bir ısıyla tekrar karşılığını alabilir.
temizlemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi tekrar aracımıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, temizlik işlemimiz bitti. Şimdi son aşama olan montaj aşamasına geldik peteğimizi. Şu şekilde göstereyim içini. Gördüğünüz gibi bayağı bir, ben yarım litre falan demiştim ama ilk başta daha fazla miktarda boşaldı. İçinde de pislikler var zaten. Tekrar radyatörden dökme aşamasını ve öncesinde ne yapacağımızı tekrar göstereceğim size. İçinden çıkan antifrizin. Çünkü pislikli bir antifriz bu. Motorun içinden geldiği için. Antifrizi alalım. Evet arkadaşlar, antifrizimizi aldık. Şimdi peteğimizin montaj aşamasına geçebiliriz. Söktüğümüz gibi peteğimizi önce yerine oturtuyoruz. Daha sonra boruları da yerine oturtarak oturttuk. Şimdi en son olarak kelepçelerimizi olabildiğince güzel şekilde sıkıp herhangi bir kaçak olmaması için evet arkadaşlar, ben kelepçeleri sıkacağım. Daha sonra montaj bu şekilde zaten. Herhangi başka bir şey yok. En son şuradaki görüntüyü kapatmak için olan kapağımızı da oturtup montajı tamamlayıp içinden çıkan antifrizi tekrar arabamızın radyatör su kapağından dökeceğiz ve işlemimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıkma işlemim tamamlandı. Bu şekilde bayağı güzel bir şekilde sıktım. Şimdi aslında kapağı kapatmadan önce size tavsiyem, içinde çıkan antifrizi tekrar araca döküp daha sonra aracı çalıştırıp burada bir süre bekleyip bakmanız, herhangi bir kaçak var mı yok mu diye. Hemen antifrizi de göstereyim. Şu şekilde süzdüm. Gördüğünüz gibi içinden çıkan pislikler. Şu da antifrizimiz. Ben bunu tekrar ikinci bir defa daha süzüp daha sonra aracımızın radyatör su kapağından dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar antifrizimizi aracımıza döküp kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, antifrizimizi süzdük. Şekilde göstereyim. İki kere süzdük. Tülbent yardımıyla dört kat yapıp tülbenti süzme işlemini tamamladık. Şimdi boşaltacağız. Aracımızı daha sonra çalıştırıp herhangi bir kaçak olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Bu arada antifriz değişimiyle ilgili
daha öncelerde paylaşmış olduğumuz videoyu izlemeyen arkadaşlarımız varsa hemen sağ taraf üstte linkini koyacağım. Biraz sonra oradan videoya gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası doldu. Şimdi havan suyumuz zaten yedek depodan da eksilmiş. Kalan suyumuzu da buradan geçeceğiz arkadaşlar. Depomuz bayağı bir doldu. Onu biraz sonra aracımızı çalıştırdıktan sonra eksiğini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Radyatörümüzün kapağını da kapatıp şimdi aracımızı çalıştırmaya geçebiliriz arkadaşlar. Aracımızı çalıştırdık. Şimdi PT'mizin değişimini yaptığımız sağ tarafa geçip herhangi bir kaçak olup olmadığını izleyeceğiz arkadaşlar. Yani bütün her işlemimiz tamam şu anda. Gördüğünüz gibi. En son buradan burayı biraz izledikten sonra buranın kapağını da kapatıp işlemimizi tamamlayabiliriz. Evet, şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, PT'mizin temizlenme işlemi tamamlandı. Kontrollerimizi de yaptık biz. Herhangi bir kaçak vesaire yok. Şu an test amaçlı aracımızı biraz çalıştırdık, hareket ettik 3-5 kilometre kadar. Şu anda şöyle söyleyeyim, neredeyse %100'lük bir performans artışıyla benim özellikle bu sol taraf ve yine hemen şoför tarafının sol tarafı, teybin sol tarafı bu kısımda ve cama verdiğimizde hemen şurada bir nokta var, zaten ikiye ayrılıyor. Sağ taraf yine iyi ama sol taraf yine kötüydü. Şimdi performans olarak gayet, yani %100'lük bir performansla karşılaştım arkadaşlar. O kadar şey değildi. Yani gerçekten bayağı güzel bir sonuç elde ettim. Evet arkadaşlar, montaj işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde göstereyim. Eğer tutmazsa, biz daha öncesinde PT değiştirdiğimizde yapmıştık bunu. Buraya bir adet vida atıp kapağın daha sağlam durmasını sağlayabilirsiniz. Evet, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz eğer arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa videonun yorum kısmına belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.